bütün haftanın en gergin anına sıra geldi. Birazdan 10 altın bilezik birinizin kollarını süsleyecek. Biriniz de maalesef bütün hayallerine veda edecek. Ama ondan önce haftanın son çeyrek altınını sahibine teslim etme vakti. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Şaşırdım. Çok şaşırdım şu an. Ne diyorsun? 5 verdin. Tuğba! Bu benim kaderim. Kuraya kaldınız. Siz sevmiyorsunuz da ben bu kuralları çok seviyorum. Biz sevmedik şimdi. Bayılıyorum. Beyhancığım. Çeyrek alamadın, gel bari. Şurada boşuna gelmiş olma. Beyhan teyzeden bana hayır gelmiyor. Böyle ya. Boşuna boşuna gelip gidiyorum, hani böyle kendini önemli hisset, değerli hisset. Hazır mısınız kızlar? Haftanın son çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Tuğba mı yoksa Cansu mu? Teşekkür ederim. Gel. Şaşırdım şu an. Heyecanlandım. Tebrik ediyorum. Önemli bir çeyrek. Önemli bir çeyrekti bu. Tak bebeğim. Tak tak tak. Tuğbacığım, kuralların kadını. Evet, kazanamıyorum bu arada kuraldan. Olsun, izleyicimiz de görsün. Tebrik ediyorum. Teşekkür Buyurun. Tuğba, seni de tebrik ediyorum. Haydi altınlarımızı, bileziklerimizi alalım. Hadi, hadi. Bütün hafta bu bilezikler için savaştınız. Her şey bunlar içinde. Şimdi hazırsanız bu haftanın en yüksek puanını alıp 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Altını çiziyorum. Tamı tamına 90 puanla. Maşallah. En yakın rakibine 9 puan fark atarak 10 altın bileziği kazanan gelin. Evet, tebrik ediyorum. Aylar sonra Yeşim gelinin mutfakta da bilezik kazanıyor. Ay, girmedi mi? Küçükler olmuşlar canım. Sen büyüğünü alırsın. Biz gramajı küçük tuttuk. Ha? Ay! Aa, ne oldu kız? Seni içten Nursemen mi? Seni içten. Aşkım. Büyük. Cenab-ı Rabbim büyük, büyük. Vallahi ay, sana büyük. Ne oldu? Ha? Ne oldu kız öyle? Dur dur, bekleme. Ne oldu kız öyle? Aşkım vallahi büyük. Ha? Söyle bana. Aşkım.
Aa, niye ağlıyorsunuz? Aşkım ağlama, ağlama. Alın teri. Başarı, yani insan mutluluktan da ağlayabiliyor gerçekten. Ne güzel, hep mutluluktan ağlayalım. Başarıların daim olsun. Hoş geldin. Haydi, alkış. Şampiyon da olsa aylar sonra bilezik yüzüğü gördüm. Tebrik ederim. Hadi bakalım. 90 puanla olduğu için de ayrıca tebrik ediyorum. Rahat rahat otur hayatım. Tuğba'cığım sen 9 puan farkla bilezikleri kaçırdın. Sen de oturabilirsin. Teşekkür ederim. Gönül Hanımcığım performansın bu hafta iyi değildi. Evet. Başka kaldı şey. İki minnoşum. Biri Özlem. Geçen hafta bilezik kazandın. 10 bileziğin var. Biri de Cansu. Daha henüz ben buradayım. Daha bir şey yapmadım modunda bakıyor bana. Çok üzücü. En sevmediğim an geldi çattı maalesef. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimizi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... Özlem. Evet. Sensin. İki gündür bayağı kötü alıyorum. Evet. Farkındayım. Bilezik kazanıp da veda etmek gerçekten çok daha acı bence. Ama bu hafta, ben de kızayım sana gider ayak. Üzgünsün ama yani öyle bir yarış var ki burada. Dün kremanı fırına verdin Özlem. Evet. Hani asla yapmaman gereken hatalar. Zaten hani puan toplamakta zorlanıyorsun. Bir de eksi alarak olayı daha başka boyuta taşıyorsun. Evet. Neler söylemek istersin? Yani kısmet değilmiş. Elimden geleni yaptım. Çok güzel bir ekiple sizlerle tanıştım. Çok güzel bir anı bıraktım. Özlem ve kayınvalidemiz Ramisi Hanım'ı alkışlarla davet ediyorum. Geliyor, geliyor. Anıydı benim için. Hiç şey değilim. Yani keşke kalsaydım tabii ki de. En azından boş gitmedim. 10 tane bileziğim var, 3 tane çeyreğim var. Eşim memleketten geldi. Yanında da bir hanım. Ben de Laos'tayım ya. Ben de sevindim. Hani yanıma birini getirdi de akrabalarından yardımcı olacak bana diye. Ben nereden bileyim dini nikahlı eşi olduğunu. Bir gün benim şarteller, kayışlar bir attı Beyhan Hanım. Topladım çocukları, aldım götürdüm anneme. Geldim eve. İlk başta tabii tüpleri bir güzel mutfaktan tüpleri aldım dışarıya, uzak bir yere çıkarttım. Geldim bir kibrit çöpüne baktı. Bir kibrit kül. Evi yaktım, evi. Yani birilerini sarstın bence. En çok çünkü uğraşılan gelin ve kayınvalidesiniz. Evet, demek ki... bir varlık hani gösterdiniz ki, rahatsız ettiniz ki o kadar uğraşıldınız. Ramiseciğim yani mesleğinle bayağı uğraştı herkes. Evet, senle bayağı uğraştı herkes. Evet, ama bu bir başarı. Şambali böyle olur. Bana sert geldi. Çünkü sen tıraşçılar genelde bunu sert sevmez. Yumuşak sever. Tuğba'cığım çok rica... Sizin oraya, bir dakika, oraya gelmiyor bir şey galiba. Bir şey söyleyeceğim. Senden ve herkesten çok rica ediyorum bir daha bu tıraşçıyı kullanmasanız. Yok kullanacağım. Kullanmasanız. Sen benim tabaklarımın ben hakkını. Ben çok sevineceğim. Hakkını. O gitti geçti. İkide hayır. Bir benim aşçılığıma ve bütün aşçılara siz bu şekilde hakaret bütün edemezsiniz. Aşçılar. Keşke bir verseydin olmuş ya. Bir dakika dur. Keşke bir daha bunu bulacaksın bir vereceksin. Ay yeter artık ya, ne yapsam yaranamıyorum ben bu insanlara. Öyle yapıyorum, yok böyle yapıyorum. Ben yeter bıktım, ikide bir tıraşçı tıraşçı. Bu ne demek ya, artık alay konusundan çıksınlar. Nerede olduklarını hatırlasınlar biraz. Yani birileri
sizden bahsediyorsa sen de çok hoşgörülüydün. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Biz de ben. Sizi seviyoruz. Ailemizin bir parçasısınız artık. Teşekkür Kısa eder. Bir veda diyelim. Her ayrılana aynı şeyi söylüyorum. Bizim için değerlisiniz. Kahveyi ben bekliyorum. İnşallah. Alkışlarla. Ben de cansızsam seni bu hafta buradan gönderirim. Benim adım da Ramise ise ben de seni gönderirim. Benim adım da Cansu ise 26 yaşındayım. Adanalıyım. Ben bu hafta sana el sallarım. Ben... Her veda hüzünlü maalesef. Ama hayat gibi gelinin mutfakta da devam ediyor. Pazartesi yeni bir gelin ve kayınvalidemle burada olacağız. Siz de davetlisiniz tabii ki. Hoşçakalın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Üstüne yok lezzeti bulmakta. Masayı donatıyor kurmakta. Sanat eseri gibi. Bugünün puan durumu şöyle. Cansu 19 puan, Tuğba 19 puan, Özlem 9 puan, Yeşim 8 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Yeşim 90 puan, Tuğba 81 puan, Cansu 63 puan, Özlem 39 puan.